Merhabalar, ben Çağlar. Bugün 25 Haziran 2023, güzel bir pazar günü. Bugün arkadaşımın uzun süre yatmış olan arabasının aküsü bittiği için bir takviye işlemi yapacağız. Şimdi ben bugün takviye nasıl yapılır diye anlatmaktan ziyade bir takviye kablosu nasıl olur biraz bundan bahsedeceğim. Birçok kişinin bulabileceği yerlerden ben bir takviye kablosu almıştım. Takviye kablosunu aldık, arabamıza koyduk. Neredeyse bir yıla yakın arabamda gezdirdim. Bu bir yıl süreçte de bana 3 kez lazım oldu. Birincisinde kullandığımda arabaları çalıştırmadı ve ben akülerin bozuk olduğunu düşündüm. İkincisinde yine aynı şekilde çalıştırmadı. Bu sefer de aynı sıkıntı yaşandığını düşündüm. Ve üçüncüsünde anladım ki kablo takviye etmiyor. Ve bunun üzerine ben bu kabloyu iade ettim. İade ettikten sonra kendi seçmiş olduğum mandalları aldım. Sonra 1 çarpı 25 milimetre kalınlığında da bir kaynak kablosu alarak kendimize özel takviye kablosu yaptık. Şimdi bu takviye kablosunu da ilk defa kullanmak bugüne nasip oldu. Gerçekten aküsü biten bir araç var. Ben de bu kabloları ilk defa kullanmış olacağım ve deneyeceğim. Şimdi bu kabloların yapım süreci şu şekilde oldu. Piyasadan aldığım takviye kablosu işe yaramadı. Yaklaşık 8-9 ayda arabada gezdirdik. 3 kez denedik, olmadı. Ben de kendim kablo aldım, 25'lik. Bu kaynak kablosu olarak geçiyor. Şimdi 2 metre, 2 metre, 4 metre. Bir de kaliteli diye satılan bakır makaslardan aldım. Şimdi kendi takviye kablomuzu kendimiz yapacağız. İnşallah ömürlük olacak. Takviye kablomuz bitti. Şimdi Eyüp ustamız sağ olsun şöyle profesyonel bir şey yaptı. Biz buraya bir de lehim yaptık. Eyüp ustanın fikriydi. Sadece burayı vidalamak da olmuyor. Lehimle iletkenlik daha iyi oluşuyor teklifinde bulundu. Ve bu şekilde yaptık. Ve şu an binlerce şükürler olsun ömürlük diyebileceğimiz bir takviye kablomuz oldu. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi kablomuz takviye ediyor mu? Şimdi iki aracı aküleri takviye edebilmemiz için öncelikle aküsü dolu olan aracın çalışıyor olması gerekiyor. Bir marşa basalım. Çok dikkatli olacak şekilde kabloları artıyı artıya, eksiği eksiğe bağlayacağım. Şimdi aracımızın artı olan başlığını, bandını taktım. Sonra boş olan ikinin de artı tutup başlığını taktım. Sonra kendi aracımın eksik başlığından mandalımı takıyorum. Bu da aracın herhangi bir boya olmayan şasisine de takabilirim. Eksik kutup başına da takabilirim. Ben şimdi eksik kutup başına takacağım. Şimdi araba birkaç dakika çalışması uygun olur. Ondan sonra aracımıza ilk marşı yapacağız. Şimdi aracımızın marşına basacağız. Bakalım kablomuz iş görüyor mu? Hadi bakalım, bismillah. Evet, aracımız çalıştı. Demek ki kablomuz hem iş gördü hem de amacımıza ulaştık. Böyle bir kablo her arabada olması gerekiyor. Ama doğru kablonun olması gerekiyor. Siz şimdi takviye kablom var diye ona güvenip yola çıkarsınız. Ama takviye kablosu takviye etmez.
yolda kalırsınız, perişan olursunuz. O yüzden ya benim gibi kendinize takviye kablosu yaptırmanız gerekiyor ya da gerçekten kaliteli olduğunu düşündüğünüz bir takviye kablosu satın almanız gerekiyor. Aracımızı çalıştırdık. Kablomuzu işe yaradığını gördük. Şimdi kablomuzu çalışan araçtan nasıl çekiyoruz? Öncelikle eksi aldım. Kendimden de alıyorum. Kabloyu boşa çıkartıyorum. Sonra artı aldım. Sonra kendimden de alıyorum. Ve bu şekilde bitiriyorum.